Herkese merhaba gençler. Bugün ikinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemlerinin sorularını çözeceğiz. Konu anlatımını zaten daha önce derslerde yapmıştık. Konu olarak zaten iyi yerdeydik hatırlıyorsanız. Şimdi sorularına bakalım. İyice de böyle konuyu oturtmuş olalım. 29. testteyiz. Hepinizde var zaten bu test. Birinci sorudan başlıyoruz. İki sayının toplamı 3'müş. Durdum burada. Sorun devam etmiyorum. Parça parça okuyorduk zaten. İki sayı x ve y dedim. Bunların toplamı 3 eşitmiş. Devam ediyorum. Kareleri toplamı 29. Durdum. Bu iki sayının karesinin toplamı da 29'a eşitmiş. Buradan iki tane yöntem var. Size kalmış. Birincisi her iki tarafın karesini alıp alt taraftaki bilgilerle ulaşabileceğiniz bir çözüm yöntemi. Ama biz biraz daha derse aşina olduğumuz yöntemle çözeceğiz. Burada herhangi bir bilinmeyeni yok edemediğimiz için birini diğerini yerine yazalım. X'i çekmek istiyorum. Siz y'yi de çekebilirsiniz. Hiç fark etmez. Y'yi karşıya atınca 3-y oldu. Ve artık x gördüğüm yere 3-y yazabilirim. Aşağıda x görüyorum. Parantezi mutlaka alıyoruz. Karesini aldık. Y kare eşittir 29. Buradan adınız gelecek. Nasıldı? Evet. 9-6y artı y kare. Bir de buradan y kare eşittir 29. Hem y kare var hem y var. Bu bildiğimiz çarpanlara ayırmaya gelecek. O yüzden hepsini bir yere toplamamız gerekiyor. Toplayalım o zaman. Sola mı sağa mı? Tabii ki sola. Çünkü y karelerin önü pozitif kalması bizim için her zaman daha iyiydi. Y kare y kare 2y kare. -6y. 29'u karşıya attık. Eksi olarak işte -20 eşittir 0. Ya bu sayılar büyük hocam, ne yapalım, sadeleştirelim. Her tarafı aslında 2'ye bölebiliriz. Şöyle şuradan devam ediyorum. 2'ye böldüğümüz zaman y kare -3y -10 eşittir 0 oldu. Bu sizin bildiğiniz çarpanlar ayırma. -5'e artı 2 çarpımı yukarıya verdi. Toplamı ortaya verdi. Şuralar 1-1'di zaten. O yüzden hızlıca yapabiliyorduk. Kısa taktik neydi? Şuradaki sayıların tamamen ters işareti. Y'leri bulduk. X'ler içinde koyalım. Şimdi y yerine eğer 5 yazarsak şurada altta uğraşmaya gerek yok. 5'i karşıya attığım zaman x1 buradan kaç eşit olacak? -2'ye. -2 koyarsak da x2 buradan kaç eşit olacak? 5'e. Burada bana ne diyor? Bu iki sayının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki birden fazla var. Deneyelim bakalım. 5-2 farkını soruyor bana. 5 ile -2'nin farkı 5-2'den 7 geldi. Şıklar da yok. Acaba tersten farkı ne olabilir? Sonuçta x'den y'nin çıkartımı olabilir. -2'den 5'i çıkartırsak ne oldu? -7. Evet, şıklardaki -7 idi. İkinci soruya bakıyoruz. Yine aynı mantık olan bir sorumuz. Birini çekiyoruz. Yukarıda x'i çekmiştik. Burada da y'yi çekelim. Hiç fark etmez. Hani ikisiyle de olacağını göstermek için. Y'yi yalnız bıraktım. X'i karşıya attım. Ve y gördüğüm yere 5-x yazıyorum. Şurada. X, y gördüm. 5-x eşittir 4. Gördüğünüz üzere tek bilinmeyen oldu sadece. Dağıttım. 5x-x kare eşittir 4. Yine hem x kare var hem x var, bir tarafa toplamak daha mantıklıydı. Solda kalmasın, x karenin önündeki işaret eksi. Uğraşmaya gerek yok. Attık hepsini sağ tarafa. X kare eksi 5x artı 4. Çarpanlarına nasıl ayrılır bu? 2-2 uyar mı? Uymadı. 2-2 evet hocam 4 yapar ama ortayı sağlayamıyoruz. Şuralar 1-1 ya, çapraz kontrole girmedik. Ama -4-1 sanki uyuyor gibi çarptık. Evet, topladık, ortayı verdi. Şuralar 1-1 olduğu için de x1 buradan 4, x2 buradan 1 oldu. Demek ki x'in çözüm kümesi ne olmak zorunda? 1-4 yani 2 tane x. Burada dikkat edersen bir tane var gitti. Bir tane var gitti. Bir tane var gitti. 1-4-1-4. Sen 1-4 bulmuştun, cevap normalde bu. Ama biz yine gidelim y'yi de bulalım. X yerine 4 yazdığımız zaman y buradan otomatikman kaç olacak? 1, 4'e 1. Diğerine artık bakmaya bile gerek yok. Geldik. Aynı mantıktan yine devam ediyoruz. X'i çekelim bu sefer. Y'yi karşıya attık. 5-y ve artık x gördüğümüz yere alt tarafta 5-y yazdım. Yan tarafta y'nin karesi eşittir 6. Dağıttık. Yine adımız geldi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi artı y kare eşittir 6. Toparlıyoruz. Burada her zaman tabi siz de sıkıntı yaşıyorsunuz. Çok yer bırakmıyorlar alttaki sorularda. Y kare y kare 2y kare. -10y. 6'yı da karşıya attık. -6 olarak geçti. Kaç geliyor? Benim matematik zayıf biraz, siz söyleyin. 19 mu? Tamam. Artı 19 eşittir 0. Şimdi doğal olarak şurada bir çarpanları ayırmaya deniyorsunuz. Deneyelim. 2y'ye y denedik. 19 asal bir sayı olduğu için 19'a 1 olacak sadece çarpanlar. Başka bir ihtimal gelmiyor.
Biz bunun bir deltasını deneyelim. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Peki bu arkadaşın b kare eksi 4 ac'yi bir yazalım. Bu arkadaşın a'sı kaç? 2. b'si kaç? Y'nin yanındaki eksi 10. c'si kaç? Geri kalan sayı. Bir deneyelim deltası kaç çıkıyor? B karesi 100 eksi 4 ac. Çarptığım zaman 100 eksi şuradaki çarpım 100'den büyük geliyor. Bakmıyorum bile. Çünkü 8 çarpı 20 bile 160'larda. Demek ki 0'dan küçük gelecek. Delta 0'dan küçükse cevap boş kümeydi. Dördüncü soruya bakıyoruz. Burada da yok etme yöntemini kullanabiliriz. Çünkü sürekli yerine yazdık artık. Biraz da yok edelim. Hani zaten önce alışkın olduğumuz yöntem yok etme yöntemiydi. Şimdi x kare var, x kare var. Burada yok edebilirim diyebilirsiniz ama x kare ve x burada yok etmesi biraz zor olur. O yüzden biz y'leri yok edelim. Eksi 5y. Yukarıda yok etmem için bana ne lazım? Artı 5y. Süper. Dağıttık o zaman. Dağıtırsak üst taraf 5x kare artı 5y. 15 ile 5'i çarpıyoruz. 75. Alt tarafa hiç dokunmadık. Aynen yazıyorum. Dokunmadığımız için 41. Bunları taraf tarafa toplayalım. Eksi 5y artı 5y'ler birbirini götürecek. 5x kare 2x kare daha toplam 7x kare, bir tane de artı x burada, eşittir. Kaç oldu burası da? 116 mı oldu? Ne olacak, yine bu çarpanlar aynı olduğu için hepsini bir tarafa attık. 7x kare artı x eksi 116'yı da karşı attık. Eksi 116 eşittir 0. Sayılar biraz absürt geldi, olabilir gençler. ÖSYM'de bazen bu tarz şeyler yapıyor. Sorun çünkü gidişatı kolay olduğu için sayıları zorlaştırıyor. 116 karşısında kaçın çarpımı? 2'ye böldük aslında. Oradan 58 var, 58 geliyor. Aslında bir daha 2'ye bölsek 29. Sanki bu 29'da 4'ün çarpımı gibi. 29'da 4'ü bir çarpalım. 29, 4. Bunlardan biri eksi olacak. Şimdi çapraz kontrol etmeye kalkarsan buradan 29x, buradan da eksi 28 gelirse daha mantıklı. Şimdi kökleri yazarken nasıl yazıyorduk? Düz bir şekilde, doğru mudur? Şimdi kısa bir taktik göstereceğim uzun uzun böyle yazmamak için. X ve Y nasıl sayılar? Tam sayılar. Şu üst taraftan tam sayı gelmeyecek. Alt taraftan gelecek. Yani X eksi 4 eşittir 0'dan. X de buradan kaç gelecek? 4. Diğerinden de kök gelir. Ama biz tam sayı olduğu için yazmakla uğraşmadık. X yerine 4 yazalım. Herhangi birinde yukarıda yazmak da pardon daha mantıklı. 4 yazdık. 4'ün karesi 16 artı Y eşittir 15. Y de buradan eksi 1 oldu. 4 ve eksi 1 bulduğumuz için cevap Ceyhan oldu. 5. soruya bakıyoruz. Burada ne yapabiliriz? 2x var, y var. Yani x var, x kare var, y var, y kare var. Burada yine görüldüğü üzere yok etme çok kullanılmıyor. Kullanabilirsiniz ama bazen çok uzatıyoruz soruyu, hiç gerek yok. Eksiyi karşıya atalım. Y yalnız kalsın. Hem eksiden kurtarmış oluruz. Sevmiyoruz eksiyi. 2x eksi 3 y'ye eşitmiş demek. Y gördüğüm yere 2x eksi 3 yazabilirim. Yazıyorum x kare. Y gördüm. 2x eksi 3'ün karesi eşittir 9. Dağıttık x kare. Birincinin karesi. İkisini çarptık. Eksi 12x. İkincinin karesi 9 eşittir 9. Bunlar zaten gitti. Çok güzel sayı kalmadı. Demek ki rahat bir çarpanlar ayırma yapabiliriz. Burası 5x kare eksi 12x eşittir 0. Burada ne yapacağız? Şimdi sayı olsaydı çarpanlarını ayıracaktınız, doğru, ama artık burada sayı yok. O zaman x parantezini alıyorduk, hatırlayın. X parantezini alınca 5x eksi 12 gelecek. Böyle bir durumda ne diyorduk? Hocam ya bu arkadaş sıfırdır ya bu arkadaş sıfırdır. Zaten buradan x eşittir sıfır geldi, birinci kök. Diğer kökte normalde ne yapıyorduk, hatırlayın. Şimdi 5x eksi 12'yi sıfır eşitleyip eksi 12'yi karşı atıp sonra her tarafı 5'e böldüğümüz zaman da 12 bölü 5 oluyordu. İkinci kökümde 12 bölü 5. Y'yi bulmakla vakit kaybetmeyeceğim. Lazım olursa bakacağız. Köklerimiz 0 ve 12 bölü 5 çıktı. X tarafı. X taraf sol taraftı. 0'a 12 bölü 5 yazmıyor. 0 12 bölü 5 yazmıyor. Burada da yok. 0 12 bölü 5 evet. Burada da yazmıyor cevap. Denizli. Ha, çok baktık. 2 tane cevap çıktı. 0'ı koyarız. X yerine Y buradan zaten eksi 3 çıkar. Yine işaretleriz. Onunla alakalı da bir soru var zaten. Buraya bakıyoruz. Hocam zaten burada soru biraz daha fazla bağırıyor diğerlerine göre. Taraf tarafa topladığın zaman artı y eksi y gidecek. Ne kaldı sol tarafta? X kare eksi x. Sağ tarafta 2. 2'yi de karşı tarafa atarsak x kare eksi x eksi 2. Bu bildiğimiz 10. sınıflardaki çarpanları ayırma geldi. Ne olacak? X x diye ayırdık. Eksi 2 artı 1 diye ayırdık. Kısa yolla hemen birinci köke 2, ikinci köke eksi 1 diyorduk. Ama bunu yapabilmemiz için neydi? Olmazsa olmaz şuraların 1 olması.
Köklerimiz 2 ve eksi 1 olacak. 2, 5 gitti. 2, eksi 1 evet. 2, 1 gitti. Eksi 1, 5. 1, 5 gitti. Yine biz burada bir deneyelim. Hani olduğunda kendimiz görelim. X yerine 2 yazarsak. Yazalım. X yerine 2 yazarsak. Eksi 2. Eksi 2'yi karşıya attık. Artı 2. Y buradan eksi 3 olacak. Zaten 2'ye eksi 3 bursa oldu. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. 7. soru. X var, x kare var, y var, aşağıda 2x ile y'nin çarpımı var. Hani bir yok edebilir miyiz diye bir düşünüyoruz, bir bakıyoruz böyle. Hani hocam şununla çarpsak ne olur vesaire işte. Her tarafı 2x ile çarpsam, eksi 2x ile çarpsam yok olur mu? Yok olur. X kareler kalır sadece. Denenebilir. Birinin diğerinin yerine de yazılabilir. Biz mesela eksi 2x ile çarpalım. Her tarafı şuradan eksi 2x ile çarpalım. Yukarı çarparsak eksi 2x kare. Eksi 2xy eşittir. Eksi 8x. Eksi 8x. Alt tarafta da x kare. Alt tarafı hiç dokunmadık. Artı 2xy. Artı 15. Taraf tarafa topladığım zaman şunlar gitti. Sol tarafta eksi x kare kaldı. Sağ tarafta da 15 eksi 8x kaldı. Biz yine hepsini sağ tarafa toplayalım. X kare eksi 8x artı 15. Aşina olduğum şekilde de yazdık. Yine çarpanların ayırma geldi. Klasiktir gençler zaten. İki tane denklemden bir denkleme inersiniz ve ondan sonra çarpanları ayırma yaparsınız. Yani 10. sınıfta kullandığımız bilgiler. 15'in çarpanlarını eksi 5'e eksi 3'te ayırdık. X buradan 5, X buradan 3 oldu. 5'e 3 olmak zorunda. 4, 3 dedi gitti. 5'e 3 olabilir. 5'e 3 olabilir. Evet, iki şık var. Bu gitti, bu gitti. Acaba hangisi? Bakıyoruz. 3 koyduğun zaman birinde 1 diyor, birinde 2 diyor. Deneyelim o zaman. X yerine 3 yazdık. 3 neyi toplarsak 4 olur? Tabii ki 1'i toplarsak 4 olur. Devam ediyoruz. 8. soru. Burada sanki yine böyle götürebilir miyiz? Bir şeyler yapabilir miyiz? Y'leri götürebiliriz sanki. Y'leri götürebilmek için ne yapalım? Eksi 3 y var. Yukarıya o zaman artı 3 y yapabilmek için eksi 3 ile çarpalım. Yukarıda boşluk yaptık. Biraz alttaki soruya yer kalsın diye yukarı yazalım. Eksi 6 x. Eksi eksi 3 y artı 3 y eşittir. Eksi eksi 3. Eksi 3 ile 3'ü çarptık, pardon. Eksi 9. Alt tarafa hiç karıştırmadım. Aynısını yazdım. Artı x eşittir 5. Yine taraf tarafa topluyorum. Artı 3'ye eksi 3'ye gitti. Sadece x kare kaldı. Eksi 6 x ile x'i topladık. Eksi 5x. Sağ tarafta da eksi 4. Yine hepsini bir tarafa yolluyoruz. X kare eksi 5x artı 4. Soru döndü dolaştı. Yine çarpanlara ayırma. Eksi 4 eksi 1. X'in kökleri 4. X'in kökleri 1 geldi. 4 ve 1 olan zaten bir tane şık var ama biz yine usulen birini deneyelim. Hangisini deneyelim? 1'i denemek daha kolay. 1 koyduğumuz eksi 1 gerçekten çıkacak mı? Üst tarafta deniyoruz. 2 çarpı 1 eksi y eşittir 3. Eksi y'yi karşıya attık y. 3'ü karşıya attık eksi 1. Evet, eksi 1 çıktı. Ama tabii siz test çözerken, üniversite sınavında, zamanla yarışırken zaten bulduktan sonra işaretleyip geçeceksiniz. Ama ÖSYM genelde bir ikinci şıkkı da veriyor size. Birini denemeniz yeterli olacaktır. 9. soruya bakıyoruz. 9. soruda x'lerimi yok edelim, y'lerimi yok edelim. Hocam x var, x kare var. Yok etmek biraz sıkıntı. Biz o zaman y'leri yok edelim. Artı 2y var yukarıda. O zaman biz alt tarafı eksi 2 ile çarparsak bunlar yok olur. Üst tarafta ne kaldı? Hiçbir şey yapmadık. Aynen yazıyoruz. Artı 2y eşittir 4. Alt tarafta eksi 2 ile çarptık. Eksi 2x eksi 2y eksi 6. Taraf tarafa topladık. Yine 2y eksi 2'ye gitti. X kare eksi 3x eşittir eksi 2. Yine karşıya attık. X kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Bakıyoruz yine çarpanları ayırma. Tabi burada sayılar hep kolay geliyor. Çünkü birkaç tane fazla işlem yaptığınız için sayıları kolay veriyorlar. Bakalım x'leri 1'e 2 bulduk. 1'e 2 olabilir. 0'a 1 gitti. 3'e 3 gitti. 1 eksi kök 5 hiç öyle bir şey bulmadık. 1'e 2. Ha, burada da var. O zaman iki şık arasında kaldık. Birini deneyeceğiz. X yerine 1 yazalım. Yukarıda uğraşmayalım. Aşağıya yazalım. X yerine 1 yazdığımız zaman 1 ile neyi toplarsak 3 olur? Tabii ki 2. O zaman 9 adına oldu. Son 3 sorumuz. Bakıyoruz burada. Eksi y kare var, artı y kare var. Taraf tarafa biz toplayalım zaten bunları direkt. Hiçbir işlem yapmadan bize güzel güzel vermişler. Bunlar birbirini götürsün. Sol tarafta 3x kare kalsın. 33'ten eksi 21. Eksi 21 artı 33 toplanınca ne oldu? 12. Her tarafı 3'e böldük. X kare 4 çıktı. Neyin karesi 4? 2'nin karesi 4.
Ama sadece 2'nin değil, bir de eksi 2'nin karesi 4. Ne dedik gençler? Üst taraftaki sayı kadar kök bulmak zorundasınız. Sadece birini yazarsanız yanlış olur. Belki şıklarda ona göre uygun bir şey vermiştir. X'imizin 2 ve eksi 2 çıkması lazım. Bakıyoruz, 2 ve eksi 2 çıkan aslında bir tane şık var denizi de. Biz yine deneyelim. Acaba x yerine 2 verdiğimiz zaman y'si kaç çıkıyor? Şöyle silelim yukarıdan. Alttaki denklemde, üstteki denklemde bir deneyelim. Alttaki denklemde hiç eksi yok. Alttakinden deneyelim. 2 koydum, 2'nin karesi 4. 4 ile 2'yi çarptık. 8 artı y kare eşittir 33. Y kare buradan 8'i karşıya atarsak kaç olur? 25 mi olur? Tamam. Y buradan ne çıkacak? Kimin karesi 5? Ya 5'in karesi ya da eksi 5'in karesi. Yani x 2 olduğu zaman y ya 5 ya eksi 5 olacakmış. Zaten bunu anlatan bir tane şık var. Bakın x 2 olduğu zaman y 5, x 2 olduğu zaman y eksi 5. Yani 10 denizli oldu. 11. soruya bakıyoruz. Şimdi x kare eksi x kare tamam gider gibi ama y'lerde gidilebiliyor mu, ona göre topladım. Y eksi y, aa tamam bunlar da gitti, çok güzel oldu. Taraf tarafa bir topladık. Yani birinin diğerinin yerine yazmakla ya da işte sayı çarpmakla uğraşmaya gerek yok. Güzel saklamışlar bu soruyu yine. Güzel olmuş. Artı y eksi y gitti. Artı x kare eksi x kare gitti. Sadece 2x kaldı. 2x 6 eşitmiş. X buradan kaç eşit olacak? 3. Gideriz o zaman birinde de yerine yazarız. 2'nin yerine yazdık. 3'ün karesi 9. Artı y eşittir 4. Y'yi karşıya attık. Eksi 5 x'inin 3. Y'sinin eksi 5 olduğu 11 Ceyhan oldu. Son sorumuz. Bakıyoruz gençler, burada da x eksi y var, altta da x kare artı 2x y kare, yani hem y kare var hem x var hem x kare, bir sürü var, yok etmeyelim, birini diğerini yerine yazalım. Kimi çekelim? Y'yi karşıya atalım. X eksi 1 buradan y olacak, yani y gördüğüm yere x eksi 1 yazabilirim. X'i çekmedim, şurada iki farklı yere yazmakla uğraşmamak için, ama siz de yaparsanız doğru cevaba ulaşırsınız, yeter ki işlem hatası yapmayın. Gördüm, x gördüm. Burada bir şey yok zaten. X kare aynısını yazdık. Artı 2x, burada da bir sıkıntı yok. Y gördüm. X'i yazdıktan sonra y yerine x eksi 1'in karesi yazdım. Sağ tarafta zaten 4. Karışmadım. Burada önce eksiğimi dağıtıyoruz. Üst mü alıyoruz? Tabii ki üst alıyoruz. Çünkü önce üstlü işlemler. Adımız geldi buradan. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra ikincinin karesi. Şimdi eksiği dağıtabilirsiniz. X kare artı 2x eksi x kare eksi eksi artı 2x, şöyle yapalım, eksi 1 eşittir 4, artı x kare eksi x kare birbirini götürdü, x x 2x 2x 4x oldu, 4x eşittir eksi 1 de karşı attık, kaç olarak geçti, 5 olarak mı geçti, 5, her tarafı geldim 4'e böldüm, x buradan kaç çıktı, 5 bölü 4, 5 bölü 4 olan bir tane şık var, Ceyhan. Biz yine usulen gidelim yerine koyalım. Tabii siz tekrar söylüyorum, sınavda çözerken işaretleyip geçeceksiniz. X yerine 5 bölü 4'ü yazdım yukarıda. Eksi y eşittir 1. 5 bölü 4 eksi 1 y'yi de karşıya attım. Burada hızlı payda eşitleme nasıldı? 4 ile 1 çarptık. Eksi 4. 5 eksi 4'ten 1 bölü 4. Ha, tamam zaten y de 1 bölü 4'müş. Biz de onu bulduk. Evet gençler, testimizi bitirdik. Bununla alakalı soru bankasından sayfa 87 ve sayfa 88. Soru bankası 87 ve 88 sizin ödev olarak çözeceğiniz yerlerdir. Sisteme de zaten girilecek. Bununla alakalı yine yapılamayan sorular olursa bir şekilde bana ulaştırın. Hepinize kolay gelsin diyorum.